No, già c'erano delle cose positive dopo la sconfitta con Fenerbahce. Abbiamo fatto molto bene con l'Attai, un po' meno bene con Umbrania, però abbiamo vinto e quindi il periodo è positivo, ma insomma bisogna continuare a spingere sull'acceleratore. Fenerbahçe maçından sonra da aslında pozitif şeyler çıkarabileceğimiz bir maç oynadık. Daha sonrasında Hatay maçında iyi bir performans. 3 puan. Ümraniye maçında pek istediğimiz performans olmasa da 3 puan. Bu da kazanmak için önemliydi bizim için. Burada artık biraz daha vitesi açmışken daha da hızlandırmak gerekiyor kendi performansımızı. Sicuramente sarà una partita difficile, squadra forte che quest'anno ha comprato tanti giocatori, però insomma abbiamo visto e vediamo ogni giorno che il calcio sono 90 minuti 11 contro 11 e quindi faremo la nostra parte sicuramente con coraggio, cercando di fare come sempre le nostre cose e poi dopo chi è più bravo vince. Çok zor bir 90 dakika olacak. Biliyoruz Galatasaray'da çok iyi bir takım. Çok da fazla oyuncu aldılar aslında bu sene. Hepsini takip ediyorum ama maç 90 dakika. 11-11 oynayacağız. Bütün isteğimizle, bütün yüreklerimizle iyi bir maç çıkartmaya çalışacağız. Kendi performansı sahaya yansıtacağız. Ondan sonra kim daha iyiyse o kazanacak. Abbastanza bene, la squadra facciamo un calcio offensivo, abbiamo fatto tanti gol, ne subiamo tanti, però insomma cerchiamo sempre di giocare da dietro, quindi io cerco di dare il mio contributo, ma alla fine quello che conta veramente sono i risultati di squadra. A me ormai, cioè, la prestazione è ovvio che se la mia prestazione è buona la squadra ha vantaggio, però quello che conta veramente è che facciamo punti e che soprattutto facciamo sempre il nostro gioco contro chiunque. Öncelikle her zaman bir ofansif futbol anlayışımız var. Geriden oyun kurarken de tabii ben de bu işin içindeyim. Tabii çok gol atan bir takımız. Bu yüzden mutluyum ama tabii gol de yiyen bir takımız. Hani böyle baktığımız zaman bir durum oluyor ama benim için bireysel performanstansa takım performansı ve takımın aldığı 3 puan, ne kadar puan aldığı önemli. Zaten onunla beraber de hepimiz iyi performans sergiledik, kötü performans sergiledik diyebiliriz. Burada önemli olan iyi bir takım performans sergileyip 3 puan almak. Tabii çok maçlar oynadık. Torreira'yla beraber oynadım. Muslera'yla karşılıklı da oynadım bu saydığınız isimlere karşı. Çok fazla maça çıktım Serie A'da. Tabii bunlar çok büyük isimler, çok iyi oyuncular. Umuyorum ki onlar bu hafta oynamaz, biraz dinlendirilir. Çünkü gerçekten çok kaliteli, çok iyi isimler. Do ce l'hai su questa continuità di gioco? Certo che stai qua. Che pensi su Turchia? Che pensi su No, ho già detto, io sono innamorato di questo paese, mi piace tutto, mi piace l'atmosfera delle partite. È ovvio che ci sono tante cose particolari, tante cose che andrebbero migliorate, ma a me piace così. Mi piace la passione che ci mettono loro per il calcio. Benim için şöyle bir durum oluyor. Çok sıkıntılar çeksem de oynuyorum. Hani hiç kendimi durdurmak istemiyorum bu konuda ama tabii bu da benim için zaten zorluyor bazen. Çünkü gerçekten sıkıntılarım olduğu zaman da forma giyiyorum. Özellikle bu ülkeye gelirsek bu ülkeyi çok seviyorum. Yaşamayı çok seviyorum. Futbolu çok seviyorum. Futboldaki tutkuya hayranım. Özellikle büyük maçlarda oynayınca bu tip atmosferlerde çok mutlu oluyorum ben de. Tabii bazı şeyler garip de gelebiliyor bana. Değişik de buluyorum. Ama böyle seviyorum. Hani bu ülkeyi de böyle seviyorum. Bu sebeple burada yaşamak beni de mutlu ediyor. Burada oynamak da sana çok mutluyum. No, per il quotidiano su alcune cose siamo molto simili, no? Quindi quello che mi fa sempre impressione a me dei turchi, l'ho già detto in un'altra intervista, che sembrano sempre arrabbiati e poi invece sono sempre disposti ad aiutarti. Quindi, però la faccia, tu vedi una persona, sembra arrabbiata, in realtà dopo se ci parli tira fuori un grande sorriso. Quindi, per quanto riguarda il calcio invece è che vengo da un calcio dove la tattica è fondamentale, è l'equilibrio, e qui invece le partite a un certo punto vanno avanti e indietro, quindi da un certo punto è anche meglio per lo spettacolo. Tabii futbol olarak değişikliklerden tabii ben daha taktik ağırlıklı bir ülkelerden geliyorum futbol oynadığımda. Buranın gitgelli yapısı tabii bazen şey yapıyor ama bu da aslında bize farklı bir şov sunuyor. Hani futbolun daha zevkli hale getirdiğini söyleyebiliriz. Günlük yaşamda aslında çok benzerliklerimiz yok İtalya'dan. Yani çok farklılıklarımız yok, pardon, İtalya'dan ama burada en garipsediğim şey hep bir sinir var ya da hep yüzünüzde bir sinir var ama o geçin ya, ama insanlarla sohbet ettiğiniz zaman da o gülümseme ya da o yardımseverlik geliyor. Bunlar benim en garip ya da beni değişik gelen şeylerden biri oldu. Bir hikayesini anlattı anasını. Geçtiğimiz günlerde evinin önünde taksi bekliyordu bir restorana giderken. Aynı zamanda apartmandan biri inmiş ve arabasını çalıştırmış. İşte demiş ki gelmek ister misin, nereye gidiyorsun? Şaşırmış. İleride böyle bir şey yok, hani böyle birinin sokakta birini gelip bırakayım demesi. Onu hatta gittiği restorana götürmüş. Burada da bir garip anasını anlattı kendisiyle ilgili. Çok da şaşırdım, çok da aslında memnun oldum dedi yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.